durmuş olabilir. Çok şaşırtıcı bir işlem boyutu. Şaşırtıcı bir işlem hacmi. Söylediğimizde hafif gelebilir ama o an doların 3 lira, 4 lira birden düşmesini sağlayacak alışverişi birikimini korumak için dolara çevirmiş olan vatandaş yapamaz. O vatandaş zaten doları banka şubesinden alıyor. Ya kuyumcudan alıyor ya döviz bürosundan alıyor. Kapalı çarşıya koşuyor ya da. Bankacılık işlemini yüklü miktarda yapan birileri bunu yaptı. Birileri yaptı ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını mütakiben bunu 1-2 saat içinde hallettiler. Kimler servetine servet kattı kardeşim? Kimler servetine servet kattı? Ve üstelik Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması yangın falan da söndürmedi. Ya siz zaten Eylül ayında 8,5'a aldığınız doları Ekim'in sonunda 9'a Kasım'ın başında 9,5'a çıkarmışsınız. Felaket üstüne felaket olmuş. Kasım'ın sonunda Aralık'ın başında 13'e çıkarmışsınız. Kasım'ın 20'sinde zaten 18'e çıkarmıştınız. Şimdi alınan bu kararla dolar şu an 12'ye kadar geriledi. Yani 20 gün öncesine ancak dönebildik. Bak bütün bu kararlarla 20 gün öncesine dönebildik. Üstelik sabah 11'de olan dolar bugün itibariyle 13 bandını, 14 bandını zorluyor. Yani bu ne demek? 18'de bir biçimde satılan 1 milyar dolarını piyasada yüksek paraya bozduran birilerinin öyle ya sabah yeniden dolar aldığı anlamına geliyor. Kimse aptal değil yani. Bunun yükselebileceğini, artabileceğini öngörüyor. Ve dün kazananlar bugün tekrar ucuzdan dolar alarak, onunla beraber başkaları dolar alarak yeniden yatırıma başladılar. Ve bu politikalarla da dövizin durdurulamayacağını yaklaşık olarak tahmin ediyorlar. Çünkü dövizin durdurulamayışına bağlı olarak doğacak farkın da emekçilerin, halkın, dar gelirlinin omuzlarına bir külçe gibi yığılacağını da biliyorlar. Ve bunun adını şey koydular. Yani ne denir? Kur, getiri koydular, kazanç koydular, nema koydular. Ya şimdi yani gözümüzün içine bakarak sanki dalga geçiliyor. Faiz haram, nema helal. Faiz haram, getiri helal. Ya bu mantığı nasıl kurdunuz siz? Bu mantığa da bir fetva mı aldınız acaba? Ondan da şüphem var. Neden? Diyeceksin. Çünkü Cübbeli Ahmet bu Nas meselesi üzerine Fatih Altaylı'ya verdiği demeç de canım hadi faiz haram da kur farkından doğan kazancı ne yapacağız diye eklemişti. Acaba diyorum buna dair bir fetva mı alındı? Çünkü bunun bir açıklaması olmalı. Siz faizin kendisini haram kılıp faizle döviz arasındaki farkı getiri diye ödüyorsanız buna bir açıklama yapmanız gerekir. Çünkü bu dolaylı faiz. Bu dolaylı faiz ve bu faizi siz faizi arttırarak almanız gereken önlemi dolaylı faiz yoluyla benim üzerime yıkıyorsunuz. 330 bin, 340 bin, 350 bin civarında sınırlı sayısındaki milyonerin kazancını milyonların sırtına alıyorsunuz. Milyonlarca yoksulun, milyonlarca fakirin, milyonlarca işçinin, milyonlarca öğrencinin, kredi kaçlı borçlusunun, evinin kirasını ödeyemeyenin hakkından, ekmeğinden alıp 350 bin, 400 bin civarındaki bir avuç milyonere siz o parayı aktaracaksınız. Ve bu kanaatim o ki birkaç hamle daha bunu izleyecek. Emekli maaşlarında bir düzenleme göreceğiz. Ve bu hızla bizi benim artık bu noktada kanaatim pekişiyor. Haziran ayında en geç Eylül ayında bir seçime doğru taşıyacak. Çünkü bu yükü bizim halkın üzerine yükledikleri bu yükü kendileri çekmeyecekler. Kendileri taşımak istemiyorlar. Yani bir iktidar daha taşımayacaklar. Ya seçime kadar bu şekilde götürecekler ya da seçimde gelecek olan bir başka iktidarın omzuna bırakacaklar. Şimdi eğer bir kredi genişlemesi yoluyla para musluklarını açmak ve işte piyasada bir rahatlama, bir hareket ve bunun sonucunda son 5 dakikamız bir, Kadri abi. Tamam bir büyüme yaratmak falan gibi bir niyetleri varsa senin ve benim de dediğim ve anladığımız gibi hazinenin karşılaması lazım bu dolar farkını. Çünkü resmi faiz nedir? 14 mü? 14 evet. Seviyesinde mi? Daha da düşürüleceğine dair iddialar var. Kredi faizlerinin de bu seviyede olması lazım. Yani eğer bankalar mevduata 14 veriyorlarsa, daha da düşerse bu kredi faizlerinin de düşük olması gerekiyor. Eğer kredi bu dolar yükünü, dolar farkını bankaların üzerine yıkarsa bankaların
kredi veremez hale geleceklerini göreceğiz. Çünkü dolar kurunun doların oranından, doların artış oranından daha yüksek seviyelere çıkartmak zorunda kalacaklar kredilerini. Çünkü başka türlü para kazanamayacaklardır onlar da. Kamu bankaları için söylemiyorum. Dolayısıyla yani kamu bankalarını zarara uğratabilirsiniz tabii ki. Özür dilerim, bir şey söyleyebilir miyim? Bir bankacı arkadaşım şöyle bir yol olabileceğini söyledi. Bir yol. Merkez Bankası bankalara döviz yoluyla tahvil şeklinde borçlanıp kaynak yaratabilir. Bu kaynakla bankalar kur, faiz ve kur arasındaki farkı karşılayabilirdi. Bir yani neticede böyle bir tahvil ihracı yapılacağına dair şey vardı zaten yani. Döviz kuruna bağlı tahvil yani tam olarak döviz üzerinden tahvil satışına gidiyor. Yani mevduat tekniğinde olduğu gibi aynı şekilde. Şöyle tabii yani şimdi iktidarın tabanında bir inanma isteği var. Erdoğan'la iktidar tabanı arasında bir sevgi bağı var, bir hayranlık ilişkisi ve özdeşleşme kurulmuş. Bu tarihsel bir ilişki. Kolay değil bunun zayıflaması. O yüzden yani geliyor işte 30'un altına iniyor. 24-25'lerde kararsızlar dağıtılınca 30'un üstüne çıkıyor ama şimdi bu tabii bu son hareket neticede doları 13'e falan düşürdüğü için bu karar sonucunda bir mehil kazanacaktır bundan Erdoğan. Süre tabii. Bir süre kazanacaktır. O süreyi nasıl değerlendireceğini göreceğiz. Yani artık yerleşik bir trend haline geldi AKP'nin tabanındaki erime. Acaba sonra ben yoktum der mi? Bu erime şimdi bir miktar azalabilir. Ha ekonomide bak işte dolar da Türk lirası da değerlendi falan dolar düştü. Demek ki işler iyiye gidiyor falan filan diye kararsızlardan bir miktar geri kazanabilir. Ancak bunun ben yaraya merhem olacağı kanaatinde değilim. Çünkü Türk ekonomisindeki esas mesele kötü yönetim. Kötü yönetim meselesi hukuksuzluk ve Türkiye'de yatırım ikliminin olmaması. Yani yatırım iklimi yoksa ne yaparsanız yapın. Yani bağırıp çağırmakla hadi TÜSİAD yatırımını yap da görelim falan demekle olmuyor bu iş. Bu bakımdan inandırıcılık ve güven inşası buradan geçiyor. Güven inşasının da tek yolunun artık bundan sonra Türkiye'de yetki devri olduğunu biliyoruz. Yetkisini devredemeyen iktidar ancak iktidarını devrederek Türkiye bu darboğazı aşabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Kadir abi. Ben de bitirirken kısa bir açıklama duyuruyu paylaşayım. Biliyorsun HDP eski eş başkanı, genel başkan yardımcısı ve eski milletvekili Aysel Tuğluk cezaevinde ve sağlığını kaybetti. Demans hastalığı nedeniyle sağlığını kaybetti. Ve artık çevresindeki bazı olayları, bazı meseleleri hatırlamamaya başladı. Ailesi ve kadın örgütleri onun hakkında da bir rapor var. Üniversite raporu var. Tek başına cezaevinde hayatını sürdüremeyeceğine dair. Bu rapor gereğince tedavisinin yapılana kadar kendisinin işte tahliye edilmesini talep ediyorlar. Bu noktada kadın örgütleri, birden çok kadın örgütü de bu talebi yineledi. Benimle de paylaştılar. Ben de duyurmuş olayım. Umarım Perşembe günü daha huzurlu, daha bir ağız tadıyla konuşabileceğimiz bir gün olsun. Bizden iyi akşamlar.